Herkese merhabalar. İsmim Tuğçe Dikmen. Klinik yöneticisi olarak Doktor El Cemal Yılmaz'ın kliniğinde görev alıyorum. Şimdi hastalarımızdan gelen en çok merak edilen sorulardan bir tanesi aslında yurt dışından gelen ya da şehir dışından gelen hastalarımızın takibini nasıl sağladığımız. Yurt dışından ya da şehir dışından gelen hastalarımızın çok fazla vakti olmuyor takdir edersiniz ki. Dolayısıyla süreçleriyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Hastalarımız öncesinde WhatsApp'tan bilgi almak istedikleri konuyla ilgili bize ulaşıyorlar. Karın germe ameliyatı olmak istiyorum ya da meme operasyonu düşünüyorum gibi düşündükleri ameliyatlarla ilgili WhatsApp'tan tarafımıza ulaşıyorlar. Öncelikle hastalarımızın bilgilerini istiyoruz. Bu bilgiler nelerdir? Kişinin fotoğrafları, genetik bir hastalığı var mı? Boyu, yaşı, kilosu, daha önce bir ameliyat geçirdi mi? Bunlar aslında bizim için önemli olan bilgiler. Hastalarımızdan bu bilgileri talep ediyoruz. Hastalarımız fotoğrafları ile birlikte bu bilgileri bize iletiyorlar. İlk aşamada doktorumuz kişinin fotoğraflarını inceliyor. Hangi ameliyat için uygundur, ne yapılabilir? Sonrasında hastamıza ulaşıyoruz. Detaylı olarak bilgilendirme sağlıyoruz. Hangi ameliyat için uygun, Türkiye'de ne kadar süre kalması gerekir gibi detaylı bilgileri kendisine iletiyoruz. Aslında bizim en çok tercih ettiğimiz ve istediğimiz hastanın ameliyattan bir ya da iki gün önce Türkiye'de olması ve öncesindeki görüşmesinin, muayenesinin yapılması oluyor. Tabii her zaman vakti olmayabiliyor hastalarımızın. Dolayısıyla bunu gerçekleştiremeyebiliyoruz. O yüzden genelde sürece B şıkkı ile devam ediyoruz. Sonrasında hastamızın gerekli planlamalarını sağladıktan sonra ameliyat gününden bir gün önce hastamız geliyor Türkiye'ye. Geldikten sonra sabahında ameliyattan yaklaşık bir 3-4 saat önce yatış yapmasını istiyoruz. Yatış yaptıktan sonra ameliyattan önce yapılması gereken tüm tahlilleri, tam kan sayımları, değerlerine, tetkiklerine detaylı olarak bakılıyor. Ve kişinin ameliyat olmasına herhangi bir engeli yoksa artık büyük gün geliyor ve ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Sonrasındaki süreç aslında hastalarımız için çok önemli ve en çok gelen sorulardan bir tanesi. Yurt dışındayım ya da şehir dışındayım, takibimi nasıl sağlayacaksınız, ben nasıl bilgi alacağım gibi birden fazla soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Ameliyatınızdan sonra 12 ay boyunca takibiniz bizim tarafımızdan gerçekleştiriliyor. Evet, yurt dışı ya da şehir dışı hastalarımız muayeneye birebir gelemeyebiliyor. Ama telefonla, WhatsApp yoluyla aradıklarında ulaşabilmeleri ya da rutin kontrollerinde tarafımızdan kendisine ulaşılması sağlanılıyor. Ameliyattan sonra 3. haftası, 1. ayı, 3. ayı, 6. 9. ve 12. ayına kadar hastalarımızın takibini bizzat kendimiz gerçekleştiriyoruz. Aslında en önemli olan nokta bu. Kişinin ameliyatından sonraki takibi de çok önemli. Ameliyat ne kadar güzel, ne kadar başarılı geçerse geçsin, takibini sağlayamadıktan sonra aslında o istenilen sonucu da alamıyoruz. O yüzden takibiniz bir sene boyunca tarafımızdan gerçekleştiriliyor oluyor. ACY Klinik olarak yurt içi ve yurt dışı hastalarımızın tüm süreçlerinde birlikteyiz ve yanındayız. Bize ulaşmaya ve ameliyat olmaktan hiç korkmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.